Radyo Tiyatrosu. Sayın dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere Rehber İnsanlar dizisinde yeni bir program sunuyoruz. Hacı Bektaş-ı Veli. Sahip Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Senaryo Mahmut Çetin. Sorumlu Yönetmen Ragıp Karadayı. Seslendirme Yönetmeni Aykut Sözeri. Yönetmen Yardımcıları Niyazi Hancı, Umut İsmailoğlu. Teknik Yapım Zeynep Demiresen. Nerede kalmıştık İsmail? Adem Aleyhisselam'ın yaratılışını anlatıyordunuz. Ve dahi hadis ile varit olmuştur ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki Allah-u Teala Adem'i 60 türlü topraktan yarattı. Eğer bir topraktan yaratsaydı bütün insanlar aynı suret ve vasıf üzere olurlar. Birini diğerinden ayırt etmek mümkün olmazdı. Bugünkü dersimiz bitmiştir. Çıkabilirsiniz. Sen niye çıkmasın İsmail? Efendim... Buyurun. Kardeşlerimiz der ki... Efendim? Bu güzel sohbetler yazılsa derler. Pekala. Ancak sıkılma. İlim öğrenmede sıkılma olmaz. İhvanlar doğru der. Derslerimiz kitap olmalı. Ama bunu şimdilik zamana bırakalım. Bu kitap şimdilik kafamızda yoğrulsun bakalım. Bu dahi benim dersim olsun. Çünkü aklım hep hizmetle meşgul İsmail. Hizmet hala Osmanlı'nın eline geçmedi. Geçer inşallah. Kuşatma uzayıp gider. Gidebilirsin evladım. Allah'a ısmarladık. Selametle. Dergah ovaya ne güzel yakışmış. İnci gibi mescit, kalem gibi minare, kubbe medrese, mübarek Anadolu toprağında silinmez İslam mührü. Elhamdülillah. Çardağın dibindeki şu gence sorayım. Selamün aleyküm. Aleykümselam. Kusura kalma, dalmışsın, rahatsız ettim. Kayseri'den gelirim. Hacı Bektaş-ı Veli'yi ararım. Dergahı burasıdır dediler. Doğru demişler. Lakin önce şöyle buyursanız, çok yorgunsunuz. Acelem var, oturamam. Kim arar diyelim? Kayseri'den Bostancı dersiniz. Kayseri'den Bostancı deyince tanır mı? Tanımaz olur mu? Hacı Bektaş Hazretleri ve nur yüzlü bir zatla bostanıma geldiler. Kayseri'ye? Evet. 7-8 gün oldu. Allah Allah. Hocam bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadı. Şeyhimizi göremeyecek miyim dervişim? Ne demek? İnşallah görüşeceksiniz. Biz bu büyüklerle ahali arasına giren Karaçalı değiliz. Ama affedersiniz... Şu Kayseri ziyareti merakımı celbetti.
Bir aydır dergâhtan dışarı çıkmadılar da. Kayseri'de Seyhalan Kalesi eteklerinde bir bostanımız vardır. Geçen hafta kavun ekiyordum. Selamün aleyküm, kolay gelsin bostancı kardeş diye bir ses duydum. Baktım iki kamil insan. Kavunlar olgunlaştı mı? Yeni ektim. Nasıl olgunlaşsın? Olgunlaşıp olgunlaşmamak kavuna mı bağlı bostancıbaşı? Efendim? Rabbim dilerse imkansızlar mümkün olur. Şu tarlayı bir dolaş hele. Tarlayı dolaşmaya başlamıştım ki az sonra üç koca kavunu ayak dibimde buldum. Mis gibi kokuyorlardı. Kopardım geldim yanlarına. Şaşkınlığım çok büyüktü. Hemen ellerine sarıldım, öptürmediler. Sadece müsafaha ettiler. Kavunları keseyim mi dedim, sen bilirsin dediler. Birini kestim. Ektiğim gün yetişen kavunu Hacı Bektaş-ı Veli ve diğer nur yüzlü zatla oturduk, bir güzel yedik. Afiyet olsun. Sonra dua ettiler. Size kim derler dedim. Bana Hacı Bektaş-ı Veli derler. Bu zat ise Hızır Aleyhisselam'dır dedi. Hızır Aleyhisselam. Allah Allah. Sonra ne oldu? Hacı Bektaş-ı Veli sırtımı sıvazladı. Dualar etti. Sonra veda edip çıktılar. Bir haftadır içim içime sığmaz oldu. Anlaşıldı. Yüreğine kor ateşler düşmüş. Efendim, Kayseri'den bir ziyaretçiniz var. Nâreddin Çelebi bu kadar tez mi geldi? Hoş gelmiş. Lütfen otur İsmail. Şimdi makalat kitabını yazma vaktidir. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd, yaratılmışların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'a, onun ehli beyt ve ashabına salat ve selam olsun. İman Allah'a, onun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, kıyamet gününe, hayır ve şerrin Allah-u Teala'dan geldiğine inanmaktır. İman, dil ile ikrar ve kalb ile de bunu tasdik etmektir. Diliyle söylemeyen imansız ve diliyle söylediği halde kalbiyle tasdik etmeyen münafıktır. Münafıklar cehennemin en şiddetli yeri olan en alt katında yanacaklardır. Allah-u Teala her bir Ademoğlu için 390 melek vazifelendirmiştir. Ey insanoğlu! Kendi cinsinden birisi yanında kötü bir iş yapmaktan utanıyorsun da, yalnız kalınca niçin günah işlemekten utanmıyorsun? Halbuki o anda yalnız değilsin. Melekler seninle beraber. Evliyayı ve kerametlerini tasdik etmek imandandır. Zira veliler nefsi istek ve arzuları bıraktılar ve sıkıntıya katlanmayı, zorluğa dayanmayı, çok çalışmayı ve sessiz ve sade bir hayatı tercih ettiler.
İsmail, İzmit'in fethi çok uzadı. Halbuki İzmit Anadolu'nun Bizans'a açılan kapısıdır. Fethedilir inşallah. İzmit'in fethini görmek bize nasip olur mu ki? İnşallah. İzmit'in sukutu, küfrün doğudaki uç noktası Şarki Roma'nın da sonu demektir. Bu sebeple İzmit mühim. Çıkabilirsin İsmail. Geciktin? Geciktim. Çünkü makalelerini telif etmeye başladılar. Sohbetleri kitaplaşıyor. Yazılar ikmal olunca makalat ismini alacak. Benim için ne dediler peki? Memnun oldular. Şeyhimiz bu sıra hep İzmit'i düşünüyor. Ya huzura kabul edilmedin mi? Bu huzura kabul edilmemek değil ki. Kabulün vakti gelmemiş. Gel. Şöyle oturalım. İsmail'im, Hacı Bektaş şeyhimiz hacca nasıl gitti? Aslında hacca gitmediler. Aa. Yani aslında gitmiştir de gitmemiştir. Ne demek gitmiştir de gitmemiştir? Hacı Bektaş şeyhimizin hocası Lokman-ı Perende Hazretleri hacca gitmiş. Biliyorsun Lokman-ı Perende Ahmet Yesevi Hazretlerinin talebelerindendir. Bildim. Devam et. Lokman-ı Perende Hazretleri Arafat'ta talebelerine, yarenler bugün Arefe günüdür, şimdi bizim evde yemekler pişirilir demiş. Bu söz yüce Allah'ın kudretiyle henüz bir küçük çocuk olan Bektaş'a malum olmuş. Gerçekten de hocasının evinde Arefe günü yemekler pişiyormuş. Bektaş-ı Veli hemen bir kap yemeği aldığı gibi bir anda Nişabur'dan Mekke'ye hocasına götürmüş. Nişabur'dan Mekke'ye ha? Hocamız aslen Nişaburludur. Oradan göç edip Anadolu'ya gelmiştir. Ona hacı lakabını bu hadiseden sonra Lokman-ı Perende Hazretleri vermiştir. Hocamız İzmit'le meşguller demiştin. Evet. Bizans dayandıkça dayanıyor. İzmit'in düşmemesi onları ziyadesiyle üzmekte. İslam'ın selameti için Bizans'ın tarihten çekilmesi lazımdır. Ama hocamızın duası Orhan üzerinedir. Öyleyse Orhan Bey er geç muvaffak olur. Allah muvaffak etsin. Amin. Hoş geldin Alaaddin Ağa. Hoş bulduk Orhan Bey'im. Bir haberim var. Hayırdır inşallah? Akçak Hoca Bey'imiz sizlere ömür. Ya. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu dünyada akça bir nam bırakarak göçenlere bir koca daha ilave olmuştur. Eskiler bir bir gidiyor. Onlar tecrübeleriyle göçüyorlar. İzmit kalesini almakla vazifeliydi. Akçak Hoca Bey'imiz bir de vasiyet bırakmış. İşte. Ba dostumuz. İzmit için az meşakkat çekmedik. Amma ve lakin onu İslam'ın mülkü yapmak bize nasip olmadı. Orhan'ıma cümle haklarım helaldir. Şu var ki İzmit alınmazsa kabrimde rahat olamam. Biiznillah alınacaktır inşallah.
geldin mi İsmail? Hadi biraz daha yazmaya devam edelim. Hazır mısın? Hazırım efendim. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben cömert, günahları örtücü, nimetler bağışlayıcı, yardım edici ve kendinden yardım umulan Allah'ım. Her kulumun işlediği günahları görür, fakat yüzüne çarpmam ve tövbe edinceye kadar sabrederim. Tövbe etmeden ölse bile affolup olmayacağı takdirime kalmıştır. Beni isteyen, beni seven, ömrünü bana hizmetle geçiren, bana kavuşmayı dileyen kimseye gelince, ben de onu ister, sever, ona lütufta bulunur, ayrılıktan kurtarır ve kendime kavuştururum. Efendim, özür dilerim. Bir de namazdan bahsetmiştiniz. Estağfurullah, estağfurullah. Evet. Mümin günde 5 vakit namaz kılmak, oruç tutmak, imkan varsa zekat vermek ve hacca gitmekle mükelleftir. Mümin gusl abdesti almak, helal rızık kazanmak ve faizi haram bilmekle mükelleftir. Mümin şefkat ve merhamet sahibidir. Mümin temiz giyinir ve temiz yer. Mümin Allah'ın emir ve yasaklarını başka müminlere de bildirir. Mümin ehli sünnet vel cemaat ehlinden olur. Şimdilik bu kadar kâfi. Bahaeddin Çelebi Ahi Evran Hazretlerine gitsin ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerin duası da Orhan Bey'imizle olur. O zaman İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim desin. Peki efendim. Bostancı baba. Huzura mı kabul ediliyorum? Hayır ama güzel şeyler oluyor. Öyleyse? Bahaddin Çelebi Ahi Evren Hazretlerine gitsin ve emaneti verirlerse alsın. Ahi dervişlerinin de duası Orhan Bey'imizle olursa İzmit düşer inşallah. Gitsin ve işte geldim desin buyurdular. Sen geldin kitap yazmaya başladılar. Şimdi de Ahi Evren'e gönderiliyorsun. Tebrik ederim. Bunların benimle alakası yok. Ben bir çiftçiyim o kadar. Neyin ne kadar olduğunu bu büyükler bilir. Nikos, şu kazanın başındaki Orhan Bey mi? Evet. Yemek dağıtmak ve sultan olmak. Anlamakta zorluk çekiyorum. Doğru. Bizim gibi eski Bizanslıların anlaması zor. Ama her şey ortada işte. Kral yemek dağıtıyor. Orhan Bey kral değil Bahadır. Sultan. Ruhum. Uçuyorum sanki. Şükürler olsun İslamiyet'le şereflendik. Ya. Daha birkaç gün önce Acalı Obası'nı basmaya giden Bizans ordusundaydık. Unuttun mu geldiğimiz gün öğrendiğimiz cümleyi? Hatırladım. Hidayet bir nurdur. Allah dilediğine verir. Allah dilemiş ve bize hidayet lütfetmiş ki sen Avadis'ken İslam, ben de Nikos'ken Bahadır oldum. Bu yüzden artık dilimizi yeni isimlerimize alıştıralım. Doğru. Hem dilimizi alıştıralım hem de isimlerimizin hakkını verelim. Bak, Alaaddin Bey Orhan Bey'e bir şeyler anlatıyor. Orhan Bey biraz düşünceli galiba. Şu,
şu iki genci bilir misin? Bilirim. Şu sarışın olan İslam. Yaman bir akıncıdır. Öbürü de Bahadır. İsimlerini ne çabuk öğrendin? Öğrendim. Çünkü Akçalı'ya Bizans baskınını haber veren bunlar. Ah İzmit. İzmit bir düşse. İzmit'i Bizans'tan bir koparabilsek. Başka bir meselemiz daha var. Nedir o? Hristiyanlıktan ihtida ederek hidayete gelen birçok genç var. Bunlar... Düşündüm. Tasalanma. Bir tebaayı bütün her şeyiyle düşünmeyene bey mi denir? Madem ki bu sıfat Allah-u Zülcelal tarafından bize layık görülmüştür, hakkını vermemek büyük vebaldir. Ne düşündün sultanım? Fikrim oldur ki bu Yeniçerilerden bir ocak tesis edile ve dahi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinden dua ve himmet istene. Allah Allah! Celül Cebbar, Mu'in-i Settar, Halukun Leyli ve Nehar, La Yezal Zülcelal, birdir Allah anın birliğine. Resul-i Enbiya, Peygamberimiz Cenab-ı Ahmed-i Mahmud-i Muhammed Mustafa, Ali evlad-ı Resul-i Müştebay imdad-ı ruhaniyetine, bir cümle alemi İslam'ın sıhhatü selametine, devletimizin bekâ-ı temadisine, ordularımızın devam-ı muzafferiyetine, üçler, yediler, kırklar, göçenler demine devranına hu diyelim. Hu! Haydi ya Allah! Kervan. Bu yol yabanlı pazarının güzergahı değil. Ama kervanbaşı Bahattin Çelebi değil mi? Evet. Evet, ta kendisi. Hemen koşup hocama haber vereyim. Efendim, Bahattin Çelebi bir kervanla geliyor. Öyleyse karşılayalım. Esselamu aleyküm. Ve aleykümselam. Hoş gelmişsin Bahattin Çelebi. Hoş bulduk efendim. Neler yaptın Bahattin Çelebi? Emriniz üzere Ahi Evran Hazretlerine gittim. Selamınızı söyledim. İşte geldim dedim. Güzel. Hazret sevindi ve vaktidir dedi. Emir verdi. Orhan Bey için bir ahi kuşağı hazırlandı. Kervan da buna refakat etmektedir. Alim ve evliyadan sonra artık esnaf da Orhan Bey'imizi desteklemektedir. Şimdi yine kervanla beraber bu kuşağı Bursa'ya götüreceksiniz. Evvela Alaaddin Bey'i göreceksin. Baş üstüne efendim. İzmit bizimdir. Şevkleri kırılmasın. Henüz vakti gelmemiştir. İmtihandadırlar.
Herkes imtihanda. Büyük düşünsünler. Kızıl elma Avrupa'dır. Selam ederiz. Hacı Bektaş, biz buradayız. Bir diyecekleri var mıdır demektedir der. Hey Bahadır! Bırak şu atla uğraşmayı! Bak bir kervan geliyor. Kervan mı? Evet. Evet. Kervan başı da bir derviş galiba. Aa, bak Alaaddin Bey'imiz karşılıyor kervanı. Demek ki hatırlı insanlar. Orhan Bey'imizin konağına gidiyorlar. Demek öyle. Hacı Bektaş Hazretlerinin biz buradayız. Bir diyecekleri var mıdır sözlerinin manası davettir. Bizi davet ediyor. Evet. Ben de aynı kanaatteyim. Gidelim. Bu Allah adamından ordumuz için, kendimiz için, istikbalimiz için dua isteyelim. Evet. Dua isteyelim. Allah adamları rasih alimler peygamber varisleridir. Öyleyse tez Hacı Bektaş-ı Veli dergahına gidelim. Hayır duasını alalım. Bahadır! Bu tarafa gelsene! Aa! İslam sen misin? Atını bu tarafa sür. Bak yanımda Bostancı Baba var. Öyle mi? Hemen geliyorum. Selamün aleyküm. Ve aleyküm selam oğul. Allah Orhan Bey'i başımızdan eksik etmesin. Akıllı, alçak gönüllü bir büyük insan. Sürat ve intikal kabiliyeti çok yüksek. Hacı Bektaş Veli'nin imasını hemen anladı. Adil ve güzel bir idaresi var. Bu adaletli idaresi yüzünden bizim gibi birçok Hristiyan kendi daha niceleri de olur. İnşallah. Ah. Niye hüzünlendin Bahadır? Şu yüzün bağını görünce babamı hatırladım. Babamın bir bağı vardı. Ne oldu? Bir gün Bizans askerleri geldiler. Gelen tahsildara vergi vermeyi reddetmişsin. Kim? Ben mi? Hayır, yalan. Utanmaza bak, bir de inkar ediyor. Ah, yapmayın, vurmayın. Ah, yalvarırım vurmayın. Bize yalvaracağına vergini verseydin. Ah, acıyın, ne olur. Niçin vergi vermeyi reddettin? Sen haşmetli Bizans imparatorunun emirlerine karşı gelen bir suçlusun. Ben vergi vermem demedim ki. Ya, affedersin öyleyse aziz köylü. Vurmayın. Ne olur vurmayın. Ben dedim ki mahsulün hepsini alırsanız biz ne yaparız? Biz aç mı kalalım dedim. Yalancı köylüler. Hepiniz asıksınız. İsa hakkı için inanın doğru söylüyorum. Bunu ayağından atımın kuyruğuna bağlayın. Yalvarırım. Çocuklarım ağabeyim. Ben suçluyum. Bu cezayı hak etmedim. Yapmayın. Zalimler. Thank you.
zalim bir şekilde öldürdüler. Zalimin iktidarı uzun olmaz. İsmail, kitabı yazmaya devam edelim kardeşim. Öfkenin vücuttaki yeri başla beyin arasıdır. İnsan öfkelenince akıl baştan çıkar. Tamağı, yani mala düşkünlüğün yeri yüzün üst tarafıdır. Burası aynı zamanda hayanın da yeridir. İnsanı tamağı kaplayınca haya yüzden kaybolup gider. Haset, çekememezliğin yeri ise göğsün içidir. Burası ilmin de yuvasıdır. Göğüs hasetle dolunca ilim insanı terk eder. İlimsiz insan cahil olur. Cahil hata üstüne hata işler. Var mı Bostancı baba? No, yorulmuş gibisin. Hayır, sadece merak ettim. Hizmette yorulmak olmaz. Güzel söz. Hizmette yorulmak olmaz. Ne güzel söyledin, aferin sana. İslam Bey hep güzel sözler eder. Güzel sözü söyleten ihlas güzelliğidir. Siz hep güzel konuşuyorsunuz. Bir deliğe bağlı olandan çirkinlik sadır olur mu? Karlı yüce dağlardan akan sular tertemizdir. Vay vay vay. Siz işi bayağı ilerletmişsiniz. Ne görüyorsun İslam? Ah, galiba dergahı. Evet evet, dergah görünüyor. Geldik sayılır. Bayrama hazırlanır gibi her tarafa kilimler, keçeler serilmiş. Ya, kazanlar da kaynıyor. Yine boğaz derdin he? Yok canım, mesela dedik. Bak bak, Orhan Bey'i karşılıyorlar. Hoş geldiniz sultanım. Hoş bulduk. Efendi hazretleri içeride sizi beklerler. Pekala. Hadi ağam. Hoş geldiniz. Hayır. Sultan kısmı el öpmez. Şöyle buyurun lütfen. Sizi buraya kadar yorduk. Ama neylersin ki devletin temelleri atılır. Temelinde dualı atılması lazımdır. Vahettin Çelebi hocamız sizi bekliyor. Hemen geliyorum. Hadi çabuk. Geldin Bahaeddin Çelebi. Siz de şöyle buyurun.
Şimdi bol bol görüşüp konuşabiliriz. Mühim bir hizmet dururken lafla vakit geçiremezdik. Mürit hizmetiyle sohbeti hak etmeli. Misafirlerimize serin ayran çıkarılsın. Evet Orhan Bey'im. Maksadımız kuru kavga ve cihangirlik olmamalı. Maksadınız tek olmalı. Allah rızası. Cenab-ı Hak razı olmadıktan sonra bütün cihanı fethetseniz ne kıymeti var ki? Bizim de ordumuzun da maksadı sadece Allah'ın rızasıdır. Maksadı Allah olan bir sultanla böyle bir orduyu hangi kuvvet mağlup edebilir ki? Şimdi hedef Bizans, kızıl elma Avrupa'dır. Üç gündür buradayız. Huzurlu bir yer. Her tarafa Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin ruhaniyeti sinmiş. Bir duasını alabilsek, kendisini bir görebilsek. İnşallah görürüz. Ha? Şu ayak çağı Orhan Bey'le beraber çıkan yaşlı zat Hacı Bektaş-ı Veli değil mi? Ey İslam askeri! Tarih sizleri bekliyor. Beyliğinizin küçüklüğüne bakmayın. Sultan ve komutanlarınıza itaat eder, Allah'ın emirlerine uyarsanız, Rabbiniz sizi aziz ve başkalarına hakim kılar. Demin Orhan Bey'e de söyledim. Hedefimiz daima Bizans ve küffar olmalı. İzmit muhakkak fethedilmeli. Cenab-ı Hak niyetlerinizi güzel, kılıcınızı keskin, ocağınızı daim eylesin. Amin. Yolunuz açık olsun. İzmit kalesine gönderdiğimiz haberci geldi. Geldi mi? Ne diyor? İzmit tekfuresi Balakonya, Haşmetlu Bizans kralı akrabamdır. İmdadıma yetişir demiş. Andronikos kendi derdine düşmüş. İzmit kalesinde düşünecek hali mi var? Komutanlarımızdan Kara Ali bir bölük Yeniçeri ile Koyunhisar kalesine gönderildi. Balakonya'nın kardeşi Klayon da gelemez. Ama bunlardan daha mühim bir şey var. Merak ettim. Biz bir büyüğün duasını aldık. Biz aldık, askerimiz aldı, istikbalimiz aldı. Şimdi Hacı Bektaş-ı Veli Hazretlerinin dua ve himmeti bizimledir. Bu sebeple İzmit kalesinde Osmanlı bayrağının dalgalanacağı günler ırak olmasa gerek. Akçakoca'nın ruhu şad olacak inşallah. İnşallah. Bahattin Çelebi. Buyurun efendim. İzmit'i düşünüyorum. Yeniçeri İzmit kalesini çevirmiş olmalı. Mümkündür efendim. Orhan Bey akıllı insan. Hem haberimizi anladı, hem de kalkıp buraya kadar geldi. Biz beyiz. Devlet umuru görürüz. Meşgulüz. Kendisi gelsin de diyebilirdi. Büyüklenmedi.
İnşallah bu topraklarda devlet idare edecek sonraki devlet erkanı da büyüklenmez. İnşallah. Şu var ki kendilerine nakıs, yarım rehberler seçerlerse kamil olamazlar. Nakıstan kamil gelmez. İnsanın başına devlet kuşu ömründe birkaç kere konar. Bu anları iyi yakalamak lazımdır. Sen söz dinledin. Ben daha şeyhimle görüşmedim bile demedin. Doğru Bursa'nın yolunu tuttun. Hizmetin büyük oldu. Bu senin nasibindi. Lakin buradakilerin de hakkını yemeyelim. Biz senelerden beri bu kapıya hizmet ederiz. Meçhul biri aniden çıka geldi. Ona iltifat edilir demediler. Ah, cümlenizden razı olsun. Söz dinleyen ve fitne çıkarmaktan korkan Allah'ın sevgili kullarıdır. Cenab-ı Hak şaşırtmasın. Amin, amin. Şimdi beni dinleyiniz. Artık memleketinize gideceksiniz. Çiftle çubukla, ticaret ve sanatla uğraşmak Allah yolunda olmaya mani değildir. Dünyadan eli eteği çekmek, başkasına yük olarak yaşamak değil, haramları terk etmektir. Burada duyup öğrendiklerinizi memleketinizin insanlarına da öğretirsiniz. Tabii talep edenlere. Peki efendim. Allah iki cihanda aziz eylesin. Haber geldi efendim. Haberler gelir İsmail. Otur bakalım şöyle. İzmit. İzmit artık bizim. Her şey Allah'ın İsmail. Yani İzmit... İzmit'te, Bizans'ta, Avrupa'da bahane. Allah-u Teala bir kısım kullarını... bir kısım kulları eliyle hidayete kavuşturuyor. Yol kesici sadece dağdaki eşkıya değildir. İnsanların hidayet ve saadetinin önünü kesmemeli. Estağfurullah. İtikadı bozuk olmak en büyük nasipsizliktir. Aman yarabbim. Şöyle inanmak lazımdır. Allah ezeli ve ebedidir. Yani başlangıç ve sonu yoktur. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Madde ve cisim değildir. İnsanlara peygamberler göndermiş ve bunlar vasıtasıyla emir ve yasakları bildirmiştir. Son peygamber Muhammed aleyhisselam. Bu şanlı peygamberin 4 büyük halifesi vardır. Bunları hilafet sıralarına göre sevmek şarttır. Eshab-ı kiramın hepsini de çok sevmek ve aralarında cereyan eden meselelere karışmamak lazımdır. Peygamberimizin arkadaşları olan eshab-ı kiram gökteki yıldızlar gibi yol göstericidir. Kim hangisine tutunursa kurtulur. Eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Hadi namaza kalkalım. Thank you.
Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.